Sir Arthur Conan Doyle. Çocuklar için Sherlock Holmes. Kırlı planlar. Çalınan denizaltı planları. Bölüm 1. Mycroft, Holmes'tan ne istiyor? 1895 yılının Kasım ayının 3. haftasında, yine yoğun, sarı bir sis, Londra'yı sarmıştı. Pazartesiden Perşembe'ye kadar sis yüzünden baker sokağındaki evin pencerelerinden, karşıdaki binalar görülmedi. Holmes, sisin ilk gününü kaynak kitabındaki bilgileri yenilemekle geçirdi. İkinci ve üçüncü günü ilgi alanına giren müzikleri dinlemekle geçirdi. Ama dördüncü günde kahvaltıdan sonra sisin etrafta olmasından çok bunaldı. Bu yüzden dostumun sabırsız ve enerjik yanı isyan etti. Böylece oturma odamızda birileri bir geri, tırnaklarını kemirerek mobilyaların üzerinde parmaklarını tıklatarak yürümeye başladı. Sisli hava yüzünden iyice sabrı taşmıştı. Gazetede ilginç bir şey yok mu Watson, dedi. Holmes için ilginç demek kendi alanı ile ilgili haber demekti. Gazetede savaş çıkma ihtimali, yakında yaşanacak bir hükümet değişikliği ile ilgili haberler vardı. Ama bunların hiçbiri dostumun ilgi alanına girmiyordu. Suçla ilgili alışılmadık şeyler yoktu. Holmes bunun üzerine sıkıntıdan birileri bir geri yürümesine geri döndü. Londra'nın suçluları çok sıkıcılar, dedi, yarışma kaybetmiş bir sporcu edasıyla. Pencereden baksana Watson. İnsanların ortaya nasıl bir anlık çıktığına, hayal meyal göründüklerine, sonra da nasıl yeniden sesin içinde kaybolduklarına bak. Bir hırsız ya da katil, böyle bir günde Londra'da ormandaki kaplan gibi dolaşabilirdi, saldırıya geçtiği ana kadar kimse onu göremeyecek ve saldırdığında da tek tanığı kurbanı olurdu. Olmuş zaten, dedim, sayısız önemli hırsızlık vakaları var. Holmes, bu olayları küçümsedi. Bu inanılmaz ve kasvetli sahne çok daha büyük işlere layık, dedi. Bir suçlu olmadığım için bu toplum çok şanslı. Gerçekten de şanslılar, dediğimde hizmetçi kız, bir telgraf getirmişti. Holmes telgrafı yırtarak açtı ve birden yüksek sesle gülmeye başladı. Bugünleri de görecekmişiz demek ki, dedi. Abeyim Mycroft gelecekmiş. Neden olmasın? Neden olmasın mı? Kırda bir patika yolda giden bir tren görmek gibi bir şey bu, Mycroft'un raylarının nerede olduğu bellidir. Almal'daki dairesi, Diyojen Kulübü, Whitehall ve sadece bu raylarının üzerinde gidip gelir. Bu eve daha sadece bir kez gelmiştir. Ne gibi bir karmaşa onu rayından çıkarttı acaba? Açıklamıyor mu? Holmes telgrafı bana uzattı. Cadogan West hakkında seni görmeliyim. Hemen geliyorum. Mycroft yazıyordu telgrafta. Cadogan West mi? Bu ismi daha önce duymuştum, dedim. Bende bir şey uyandırmıyor. Mycroft buraya geliyorsa bir gezegen bile yörüngesinden çıkmış olabilir. Bu arada Mycroft'un ne yaptığını biliyor musun? Yunanlı tercüman davasıyla ilgilendiğimiz zaman yapılmış bir açıklamayı biraz hatırlıyordum. İngiliz hükümetine bağlı olarak küçük bir ofisinin olduğunu söylemiştin bana. Holmes kıkırdadı. O günlerde seni çok iyi tanımıyordum. İnsan, hükümetin gizli işlerine gelince kime ne anlattığına dikkat etmeli. Haklısın, İngiliz hükümeti için çalıştığı kısım doğru. Hatta bazen kendisinin İngiliz hükümeti olduğu bile söylenebilir. Holmes. Şaşıracağını düşünmüştüm. Mycroft bir yılda iyi para kazanıyor, emir altında çalışıyor. Güçlü bir hedefi yok, ne bir onur madalyası ne de bir etiket alma şansı var. Ama yine de ülkenin en yeri değiştirilemez adamı. Ama nasıl? Şöyle ki, konumu eşsizdir. O, müthiş bir beyne sahiptir. Öyle ki yaşayan her insan hakkında bilgi saklamakta onun gibisi asla olamaz. Bütün bölümlerin kararları onun elinden geçer. Merkezde bulunarak dengeyi sağlıyor. Diğer adamlar uzmandır ama Mycroft'un uzmanlığı her yerde olup biten her şeyi bilmektir. Diyelim ki bir bakanın donanmayı, Hindistan'ı, Kanada'yı ve bir konuyu ilgilendiren bir mesele konusunda bilgiye ihtiyacı olduğunu düşün. Bu bakan, çeşitli bakanlıklardan her konuda ayrı ayrı tavsiye alabilir. Ancak Microsoft bütün bu alanları birbirlerine bağlayıp her birinin birbirini nasıl etkileyebileceğini sadece kafasını kullanarak söyleyebilir. İlk başlarda onu bir kolaylık olarak kullandılar. Ancak bu kolaylık onu sonra vazgeçilmez yaptı. Microsoft'un o eşsiz beyninde her şey istediği anda ortaya çıkmaya hazırdır. Onun sözleri kaç kez ulusal politikayı etkilemiştir. İşinden başka hiçbir konuya kafasını yormaz. Ama Jüpiter bugün inişe geçmiş, bu ne anlama geliyor olabilir? Cadogan West kim ve Mycroft'la ne gibi bir bağlantısı var? Buldum, dedim ve koltuğun üzerindeki gazeteleri karıştırırken. Evet evet, burada işte. Cadogan West, salı sabahı metroda ölü bulunan adam. Holmes, piposunu ağzına götürürken ilgiyle doğruldu. Bu iş ciddi olmalı Watson. Abimin alışkanlıklarını değiştiren bir ölüm olayı. Çok dikkat çekici. Bu olayla ne bağlantısı olabilir ki? Hatırladığım kadarıyla sıradan bir olaydı. Genç adam trenden düşüp ölmüştü. Soyulmamıştı ve şiddete uğradığına dair bir şüphe yoktu. Yanılıyor muyum? Bir soruşturma yapılmış dedim ve sonucunda bir sürü yeni bilgi ortaya çıkmış. Şimdi tekrar bakınca gerçekten de ilginç bir olaya benziyor. Abimin üzerindeki etkisine bakılırsa çok ama çok ciddi bir olay olmalı, dedi Holmes ve sandalyesine oturdu. Evet, Watson. Oku bakalım bilgileri. Adamın ismi Arthur Cadogan Westmiş. 27 yaşında, evli değilmiş ve Woolwich cephaneliğinde çalışıyormuş. Hükümet görevlisi. İşte Mycroft'la bağlantısı. Pazartesi gecesi ansızın Vulit'ten ayrılmış. En son, aynı akşam saat 7.30'da, sis varken bıraktığı nişanlısı Bayan Violet Westbrook'u görmüş. Aralarında tartışma yaşanmamış ve Bayan Violet, olanları açıklayacak bir tek sebep bulamamış. Bundan sonra da zaten adamdan alınan en son haber, Mason adında bir ray döşeyicisi tarafından, metronun Algate istasyonunun hemen dışında ölü bulunmuş olmasıymış. Ne zaman? Salı sabahı saat 6'da bulunmuş doğuya hareket eden trenin raylarının ötesinde, trenin istasyondan çıkıp tünele girdiği yerdeymiş. Tek kesin bildikleri şey, trenden düşmüş olduğu. Çok güzel. Mesele açık. Adam, ölü ya da diri, ya trenden düşmüş ya da aşağı itilmiş. Buraya kadar gayet her şey açık. Devam et. Bulunduğu noktadan geçen trenler batıdan doğuya doğru hareket etmekte olanlarmış. Bazıları sadece şehir içinde gidip gelirken, bazıları villestenden ve şehir dışı bağlantılardan geliyor. Şurası kesin ki genç adam, gecenin geç bir saatinde bu yönde hareket ediyordu. Ne var ki trene bindiği noktayı belirlemek imkansız. Biletine bakarak öğrenebilirler. Ceplerinde bilet yokmuş. Bileti yok muymuş? Bu olamaz. Watson, bu gerçekten de garip bir olay. Ama bu trenlere biletsiz binmek mümkün değildir. Yani genç adamın en başta bir bileti olduğunu farz edebiliriz. Hangi noktadan binmiş olduğunu gizlemek için bileti alınmış olabilir mi? Evet, olabilir. Ya da biletini vagonun içinde düşürmüş olabilir mi? Bu da mümkün. Anladığım kadarıyla hırsızlığa uğradığına dair bir iz yoktu. Hayır, yokmuş. Eşyalarının bir listesi de var burada cüzdanında 2 sterlin 15 beni varmış. Ayrıca başkent ve ilçe bankasının Vuliç bağlantısının çek defteri, kimliği de bu şekilde tespit edilmiş zaten. Vuliç tiyatrosu için o akşam tarihli 2 de bilet varmış. Bir de birkaç teknik belge. Holmes birden sevinçle gülümsedi. İşte sonunda bulduk Watson, dedi. İngiliz hükümeti Voldic'i cephaneli teknik kağıtlar Mycroft zincirin halkaları tamamlandı. Ah, kendisi de bize zaten olanları açıklamak üzere geldi, derken, gelen tabii ki Mycroft Holmstas'tan başkası değildi. Uzun boylu, iri cüssesi kapıdan içeriye girdi. Geniş bir vücudu vardı. Hareketli bir hayatı olmadığı çok belliydi. Kocaman bedeninin üzerinde kalın kaşları, çelik gri renkli, uyanık gözleri, yüzünde sert ve zeka yüklü öyle bir ifade vardı ki insan, cüssesini unutup zekasına odaklı kalıyordu. Hemen arkasından da Scotland Yard'dan dostumuz Lestrade girdi içeri. İkisinin yüzündeki ciddiyet, önemli bir durum olduğunun kanıtıydı. Müfettiş, bizle el sıkıştı. Mycroft Holmes ise, paltosunu çıkarıp koltuklardan birine oturdu. Son derece sinir bozucu bir iş, Sherlock, dedi, alışkanlıklarımdan vazgeçmem ama başka bir seçeneğim yoktu. Siyamdaki koşulları düşününce ofisinden uzak olmam son derece garip. Bu, gerçek bir kriz. Başbakanımızı ilk defa bu kadar endişeli görüyorum. Amiralliğe gelince, ters dönmüş bir arı kovanı gibi vızıldıyorlar. Olayı okudun mu? Evet, az önce okuduk. Şu teknik belgeler neymiş? Ah, işte bütün mesele de bu zaten. Şükür ki gazetelere henüz sızmadı yoksa gazeteler çıldırırdı. Zavallı genç adamın yanında taşıdığı kağıtlar, Bruce A. Partington denizaltısının planlarının bir kısmıydı. Mycroft Holmes ciddiyetle konuştu, ben ve Holmes ise ilgimizi ona yöneltmiş halde merakla dinledik. Denizaltıyı duymuştunuz, değil mi? Şu noktada artık herkes duymuştur. Sadece ismen biliyorum, dedi Holmes işin ciddiyeti hakkında ne desem azdır. Tüm hükümet sırları içinde en dikkatle korunmuş olanıdır. Rahatlıkla söyleyebilirim ki bir Bruce Partington denizaltısı dünyada tektir. Eğer onunla karşılaşan bir denizaltı olsa, onun karşısında asla şansı yoktur. Sırrı saklamak için her türlü önlem alınmıştı. Aşağı yukarı 30 ayrı patent içeren planlar, cephaneliğin bitişinde, Hırsızlığa karşı donatılmış özel bir ofisteki kasada tutuluyor. Planlar hiçbir koşulda o ofisten dışarı çıkarılmayacaktı. Donanmanın baş mimarı, planları incelemek istese bile bunun için Woolwich'e gitmek zorunda kalıyordu. Bu durumda nasıl olur da Londra'nın kalbinde ölü bir çalışanın cebinden çıkabilirler? Bu çok şaşırtıcı. Bulunduğum makam içinde korkunç bir olay ama kağıtları geri aldınız, öyle değil mi? Hayır, Sherlock, hayır. Olay da bu ya, kağıtları geri alamadık. Bu likiten 10 sayfa alınmış. Cadogan West'in cebinde 7 sayfa vardı. En önemli olan üçü yok, çalınmış, kayıp. Bütün işlerini bırak Sherlock. Önemsiz olayları bırak. Çözmen gereken dava, milletler arası önem taşıyan bir problem. Cadogan West, o kağıtları neden aldı, kayıp olanları nerede? Genç adam nasıl öldü, bu korkunç durum nasıl düzeltilebilir? Bu soruların hepsine bir cevap bulursan ülkene büyük bir yardımda bulunmuş olursun. Sen niye çözmüyorsun bunu Mycroft? Sen de benim kadar iyisin. Doğru Sherlock. Ama asıl olay ayrıntıları çözmekte. Bana ayrıntılarını verirsen ben de oturduğum koltuktan sana çözüm getiririm. Ama oraya buraya koşuşturmak, demiryolu görevlilerini soruşturmak, büyüteçle elimde dolaşmak hiç bana göre değil. Bu iş tam sana göre. İsminin bundan sonraki onur listesinde çıkmasını istiyorsan. Dostum gülümsedi ve kafasını salladı. Evet, doğru, tam bana göre, dedi, olay gerçekten de ilginç noktalar içeriyor, araştırmaktan mutluluk duyarım. Ancak biraz daha bilgiye ihtiyacım var. Önemli olanları, işine yarayacak birkaç adresle birlikte bu kağıda not aldım. Belgelerin koruyucusu, hükümet uzmanı, ünlü James Walter'dır. Çok fazla ve önemli görevleri var. Bu işte uzmanlaştı, tam bir beyefendi, en önemli ailelerden. Ayrıca en önemlisi de şüphe edilmeyecek kadar çok vatanını seven biri. Kasanın anahtarını saklayan iki kişiden biri o, belgeler, pazartesi günü mesai saatleri boyunca ofisteydi. Bay James saat 3 civarında Londra'ya giderken kendi anahtarını da yanında götürdü. Olayın gerçekleştiği saatte ise Barclay Meydanı'nda Amiral Sinclair'in evindeydi. Bu doğrulandı mı? Evet, kardeşi Albay Valentine Walter bu likitten ayrılış saatini doğruladı. Amiral Sinclair ise varış saatini bize doğruladı. Yani Bay James artık olayın içinde değil. Diğer anahtar kimde peki? başka tip ve tasarımcı Bay Sidney Johnson. 40 yaşında, evli ve 5 çocuklu bir adam. Sessiz ve çok ciddi bir adamdır. Ama işinde mükemmeldir. Asla ciddiyetsiz davranmaz. Geçmişteki işlerinde de çok başarılıdır. İş arkadaşları arasında çok sevilmez. Ancak çalışkanlığı onu sevmeyenler tarafından bile kabul edilmiştir söylediğine göre olay saatinde evindeydi. Bu da sadece eşi tarafından doğrulandı. Anahtar o zaman boyunca cep saatinin zincirinden bir kez bile çıkmamış. Peki ya Cadogan West? 10 yıldır bizimle çalışan başarılı bir gençti. Ancak kolay sinirlenen ve aceleci biriydi. Ama dürüsttü. Sevilen biriydi. Ofiste Sidney Johnson'ın yanında çalışırdı görevinden dolayı neredeyse her gün planları görürdü. Ondan başka kimse planların yakınına gidemiyordu. O gece kasayı kim kilitlemiş? Başka tip Bay Sidney Johnson. Belgeleri çalan kişinin Cadogan West olduğu belli. Öyle Sherlock ama yine de cevaplanamayan çok soru var. Birincisi, belgeleri neden çaldı? Önemli oldukları için o kağıtlar için kolaylıkla binlerce sterlin alabilirdi. Ama para da bulunmadı. Peki Londra'ya götürmesini sağlayacak başka bir neden olabilir mi? Bilmiyorum, olabilir belki. O halde bu noktadan başlayacağız. Kağıtları West aldı. Bunu sadece sahte bir anahtarla yapmış olabilir. Birden fazla sahte anahtarla. Bina ve ofise girmesi için de anahtarlar gerekiyor. O halde birden fazla sahte anahtarı vardı. Belgeleri satmak için Londra'ya götürecekti. Kaybolduğu anlaşılmadan sabah onları yerine geri koyacaktı ama planladığı gibi olmadı. Nasıl? Öldürülüp vagondan atıldığında, Woolwich dönüş yolunda olduğunu varsayacağız. Bulunduğu nokta Londra Köprüsü istasyonunun oldukça ilerisindeydi ki Woolwich'e dönmesi için aktarmalar oradan yapılıyor. Londra Köprüsü'ne geçmesini gerektirecek bir olay olabilir. Mesela vagondaki biriyle sohbete dalmış olabilir. Bu sohbet onu kavgaya sürükler. Belki de kavgadan kurtulmak için vagondan atlamaya çalıştı. Bu sırada düşüp öldü. Diğer adamsa kapıyı kapattı. Sis yüzünden de kimse bir şey göremedi. Bu bilgilerle daha iyi bir açıklama yok. Ama pek çok noktaya değinmedin bile. Cadogan West'in gerçekten de belgeleri satmak için Londra'ya götürdüğünü düşünelim. Böylece yabancı bir casusla randevulaşmıştır. Bu yüzden de bütün akşamını plansız bırakmış olması gerekirdi. Ama iki tane tiyatro için iki bilet almış. Nişanlısıyla oraya gidecekken onu bırakmış ve birdenbire ortadan kaybolmuş. Bir şaşırtmaca, dedi Holmes. Bu çok garip ama, Ayrıca Londra'ya ulaşıp yabancı casusla görüştü diyelim, kayboldukları anlaşılmasın diye sabah olmadan kağıtları geri getirmek zorundaydı. 10 kağıt götürmüş ama cebinde ise sadece 7 tane vardı. Diğer üçü nerede? Onları isteyerek bırakmış olamaz. Hem sonra ihanetinin karşılığında alacağı büyük bir parada olması gerekirdi. O da yok. Bence her şey anlaşılıyor, dedi Lestrade belgeleri satmak için aldı Casusla görüştü ama fiyatta anlaşamadılar O da geri dönerken casus peşine takıldı Trendeyken casus onu öldürdü kağıtları aldı ve adamı trenden attı Bu her şeyi açıklar değil mi Peki adamın neden bileti yoktu Bilet casusun evine yakın olan istasyonu gösterirdi Bu yüzden bileti de aldı bu çok iyi bir açıklama Lestrade, çok güzel, dedi Holmes. Ancak, doğruysa bu da demektir ki bizim yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Hain öldü, Bruce Partington denizaltısının planları çoktan uzaklara gitmiştir. Harekete geçmen gerek Sherlock, hemen, diye atıldı Mycroft, yerinden kalkarak. İçimdeki bir ses bu açıklamayı kabul etmiyor. Olay yerine giderek yeteneklerini kullan. İlgili bütün kişilerle görüş, her taşın altına bak. Bu olayın çözüme kavuşmasının, senin meslek hayatın için büyük bir fırsat olduğunu aklından çıkarma. Tamam, anladım, dedi Holmes, sakin bir şekilde. Hadi gel Watson. Lestrade, bir iki saatliğine bize katılabilir misin? Araştırmamıza Algate istasyonuna giderek başlayacağız. Hoşça kal Mycroft. Akşam olmadan rapor veririm. Ama şimdiden söyleyeyim, iyi bir kanıt bulabileceğimizi sanmıyorum. Bir saat sonra Holmes, Lestrade ve ben, metronun raylarını inceliyorduk. Kibar ve yaşlı bir adam, bize olayla ilgili bilgi veriyordu. Adamın cesedi buradaydı, dedi, parmağıyla göstererek. Yukarıdan düşemez. Çünkü gördüğünüz gibi, üstümüz tamamen kapalı. Bir trenden düşmüş olabilir. Tren buradan pazartesi gece yarısı gibi geçmiş. Vagonlar incelendi mi? Evet, ama ne bir iz bulundu ne de bilet. Açık kalan bir vagon kapısı var mıydı peki? Hayır, yok. Bu sabah yeni kanıtlar bulduk, dedi Lestrade. Saat 11.40'da şehir içi hatlarından biriyle Algateten geçen bir yolcu, istasyona yaklaşırken bir ses duyduğunu ifade etti sanki raylara düşen birinin sesi gibiymiş ama sis yüzünden hiçbir şey görememiş. Rapor etme gereği de duymamış, dedikten sonra, Lestrade, neler oluyor? Bay Holmes'un nesi var, diye sordu şaşkınlıkla. Dostum, çok dikkatli bir şekilde raylara bakıyordu. Tünelden çıktıkları noktadaki kıvrımları inceliyordu. Altgate bir kavşak noktasıydı ve kesişen raylar geniş bir ağ oluşturuyordu. Holmes'un gözleri bu raylara dikilmişti. Heyecanla kaplı yüzünde, iyi bildiğim o bakışı gördüm. Kesişen noktalar, diye mırıldandı. Noktalar? Ne olmuş onlara? Ne demek istiyorsun? Burada çok fazla kesişme noktası yoktur, değil mi? Hayır, oldukça az sayıdalar. Kesişme noktaları ve bir kıvrım. İnanılmaz. Eğer öyleyse, ne oldu Bay Holmes? Bu bir ipucu mu? Bir fikir ama fazlası değil. Bu olay gerçekten de giderek daha ilgi çekici olmaya başladı. Kesinlikle eşsiz, neden olmasın ki? Rayların üzerinde neden hiç kan izi yok? Neredeyse hiç yoktu. Ama anladığım kadarıyla ciddi bir yaralanma söz konusuydu. Evet. Ama dıştan ciddi bir yara yoktu ama yine de biraz da olsa kan olmalıydı. Düşüş sesini duyan yolcunun binmiş olduğu treni görmek istiyorum. Maalesef göremezsiniz, Bay Holmes. Tren şimdi çoktan vagonlarına ayrılıp başka trenlere eklenmiştir bile. Bay Holmes, dedi Lestrade, her vagon çok iyi bir şekilde incelendi. Kendi gözlerimle gördüm. Dostumun en büyük zayıf noktası, kendisi gibi hızla işlemeyen zekalara karşı aceleci oluşuydu olası, dedi, arkasını dönerek, ne var ki araştırmak istediğim şey, vagonlar değil. Watson, burada yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Bay Lestrade, bizimle geldiğiniz için teşekkürler. Araştırmamızın bundan sonraki kısmını Woolikit'e sürdüreceğiz. Londra Köprüsü'ne vardığımızda Holmes, ağabeyine bir telgraf yazdı ve göndermeden önce okumam için bana verdi. Mesaj şöyleydi. Olayı çözebiliriz sanki. Ancak çok hızlı olmamız gerekiyor. Ofise dönene kadar şu anda İngiltere'de oldukları bilinen tüm yabancı casusların ve ajanların isim ve adreslerini gönder. Sherlock Bu işimize yarayacaktır, Watson, dedi Holmes, Woolwich trenine binerken. Abim Mycroft'a, bizi bu büyük probleme kattığı için teşekkür borçluyuz. Bölüm 2 İpuçları çoğalıyor. Holmes'in yüzü enerjiyle doluydu. Bu da bana gösteriyordu ki Holmes bir ipucu bulmuştu. Avcı köpeğinin parlayan gözlerle bir avın kokusunu duyduğu zamanki gibiydi. Holmes'un sabahki sıkılgan ve neşesiz hali yoktu. Sadece birkaç saat önce, sisle çevrili odamızda huzursuz bir şekilde, amaçsızca dolanan yorgun adam o değildi sanki. "Burada malzeme de var, araştırma alanı da," dedi. İlk anda düşünemedim. Oradan bir iz bulabiliriz gibi gelmiyor. Evet, benim için de öyle ama bizi çok ileriye taşıyabilecek bir düşüncem var. Adam başka bir yerde öldürüldü ve cesedi de vagonun tepesindeydi. Tepesinde mi? Muhteşem bir fikir değil mi? Bildiklerimizi bir düşün. Cesedin kesişme noktasında, yani trenin sarsıldığı ve döndüğü yerde bulunmuş olması tesadüf mü? Kesişme noktası, vagonun üzerindeki bir şeyin düşeceği yer olabilir. Kesişme noktalarında trenin içindekiler etkilenmez. Ceset ya vagonun üzerinden düştü ya da büyük bir tesadüf yaşandı. Şimdi bir de fazla olmayan kan lekelerini düşün. Ölen adamın kanı başka bir yerde aktıysa rayların üzerinde birize rastlanmaması çok normaldir. Bütün bunlar bir araya gelince ortaya başka bir hikaye çıkıyor. Bilet meselesi de, dedim. Kesinlikle. Biletin olmamasını açıklayamamıştık. Ama şimdi her şey bir araya geliyor. Ama öyle olsa bile ölümüyle ilgili ilerleyemedik. Kolaylaşacağına daha da garipleşiyor. Evet, olabilir, dedi Holmes, dalgın bir şekilde, olabilir. Sonra sessiz, düşünceli bir hale girdi. Sonra da tren Buliç istasyonuna girinceye kadar konuşmadı. Orada bir taksi çağırdı ve cebinden Mycroft'un kağıdını çıkardı. Kişi ve adres listesine baktı. Gidecek çok yerimiz var, dedi. İlk önce Bay James Walter ile görüşmeliyiz. Ünlü adamın evi, Tames nehrine kadar uzanan yeşil çimenlikleriyle güzel bir villaydı. Oraya ulaştığımız sırada sis dağılmaya başlamış, güneş aralardan parıldıyordu. Kapıyı bir uşak açtı. Bay James, dedi adam, üzüntülü bir şekilde, Bay James bu sabah öldü. Bu olamaz, dedi Holmes şaşkınlıkla. Nasıl öldü? Kardeşi Albay Valentine ile konuşmak isterseniz içeri girebilirsiniz. Evet, çok iyi olur. Oturma odasına geçtik. Çok uzun boylu, yakışıklı, hafif sakallı, ellisinde bir adam yanımıza geldi. Ölen bilim adamının küçük kardeşiydi olayı anlatırken çok üzgündü. Şu korkunç skandal yüzünden dedi, ağabeyim Bay James, son derece onurlu bir adamdı ve bu olaya kalbi dayanamadı. Bu olay onu çok üzdü. Biz de o, bu olay hakkında bize yardımı olabilecek bir şeyler biliyordur diye gelmiştik. Bu olay bizim için olduğu kadar onun için de gizemliydi. Bildiklerini zaten polise anlatmıştı. Cadogan West'in suçlu olduğundan şüphesi yoktu ama gerisi tam bir bilinmezlik. Siz bu olay hakkında ne dersiniz? Okuduklarımın, duyduklarımın dışında bir şey bilmiyorum. Ayrıca şu anda son derece kötü bir durumdayız Bay Holmes. Bu görüşmemizi hemen bitirsek çok iyi olur. Bu gerçekten de beklenmedik bir gelişme, dedi dostum, tekrar arabaya bindiğimizde. Acaba kalp krizimi geçirdi yoksa adam kendini mi öldürdü bu konuyu sonraya bırakalım ve Cadogan West'e dönelim. Şehrin uzak mahallelerinden birinde, küçük ama bakımlı bir evde, Cadogan'ın annesi oturuyordu. Anne bize yardım edemeyecek kadar üzgündü. Ama yanında duran solgun yüzlü genç bir kadın, kendisini bayan Violet Westbury olarak tanıttı. Bu, onun nişanlısı ve onu hayatta görmüş son kişiydi. Açıklayamıyorum, Bay Holmes, dedi, Arthur'un öldüğünü duyduğumdan beri geceleri gözümü bile kırpmadım. Bunların anlamını çözmek için günlerdir tek yaptığım düşünmek. Arthur, dünyadaki en vatansever, en nazik ve en temiz kalpli insandı. Kendisine teslim edilmiş bir devlet sırrını satmaktansa, sağ elini keserdi. Onu tanıyan herkes, onun böyle bir şey yapmayacağını bilir. Ama elimizdeki bilgiler ne olacak Bayan Westbury? Evet evet, onları açıklayamadığımı itiraf ediyorum. Paraya ihtiyacı var mıydı? Hayır, aldığı maaş fazlasıyla yeterliydi. Birkaç yüz sterlin biriktirmişti ve yılbaşında evlenmeyi planlıyorduk. Heyecanlı mıydı o gece? Bayan Westbury, lütfen bize karşı tamamen dürüst olun. Dostum, kızım değişiklik fark etmişti. Bayan Westbury kızardı ve tereddüt etti. Evet dedi sonunda, aklının başka bir yerde olduğunu hissetmiştim. Uzun zamandır mı? Bir haftadır düşünceli ve endişeliydi. Bir kere neden sıkıldığını sordum. İşiyle ilgili bir konu olduğunu söyledi ve sana bile anlatamayacağım kadar ciddi bir konu demişti. Başka da bir şey demedi. Holmes, üzüntülü bir havaya büründü. Devam edin Bayan Westbury. Nişanlınızın aleyhineymiş gibi bile gözükse devam edin lütfen. Olayın nereye varacağını bilemeyiz. Anlatacak başka pek bir şey yok. Birkaç kez bana bir şeyler söylemeye çalıştı. Bir akşam sırrının önemiyle ilgili konuştu. Yanlış hatırlamıyorsam yabancı casusların bunun için ne kadar yüklü paralar ödemeye istekli olacaklarını söyledi. Dostumun yüzü daha da hüzünlendi. Başka İş yerinde iyi güvenlik olmadığını ve kötü birinin planları almasının zor olmayacağını söyledi. Sadece son zamanlarda mı böyle şeyler söylemeye başlamıştı? Evet, öyle. Şimdi de son gecenizi anlatın. Birlikte tiyatroya gidecektik. Siz o kadar yoğundu ki taksiyle gitmek sadece vakit kaybı olurdu. Yürümeye karar verdik. Yolumuz bizi ofisin biraz yakınına getirmişti birdenbire sisin içine dalıp ortadan kayboldu. Tek kelime etmeden mi? Sessizce bir şey dedi ama hepsi buydu. Bekledim ama bir daha gelmedi. Ben de eve döndüm. Ertesi gün soruşturma için geldiler. Korkunç haberi saat 12'de aldık. Ne olur Bay Holmes, onun adını temize çıkarın. Onuru onun için çok önemliydi. Holmes üzüntüyle kafasını salladı. Hadi Watson, dedi, gitmemiz gereken başka bir yer var. Bundan sonraki durağımız kağıtların çalındığı ofis olacak. Davayı ilk aldığımızda da genç adam suçluydu. Şimdi ise tamamen suçlu görünüyor. Yaklaşan evliliği bile neden bu suçu işlemek istediğine dair bir delil. Parayı istedi. Fikir aklındaydı, nişanlısına bile söylemiş kızı neredeyse suç ortağı yapacaktı. Bunlar hiç hoşuma gitmiyor. Ama Holmes, onun iyi bir insan olduğunun hiç mi önemi yok? Ayrıca neden suç işlemek için kızı öylece sokağın ortasında bırakıp gitsin ki? Bu da doğru ama bunun çok karışık bir olay olduğunu unutmayalım. Başka tip Bay Sidney Johnson bizi ofisinde karşıladı. Bay Johnson orta yaşlarda zayıf bir adamdı bu olayın onda yarattığı stresten dolayı adamın elleri titriyordu. Çok kötü Bay Holmes, çok kötü. Şefin ölüm haberini aldınız mı? Onun evinden geliyoruz. Ofis darmadağın. Şef öldü. Cadogan West öldü, kağıtlarımız çalındı. Oysa pazartesi gecesi çıkarken, burası hükümetin diğer tüm ofisleri kadar iyi iş yapıyordu bir de herkesin içinden Vestin yapmış olması inanılmaz bir şey. Suçlu olduğuna eminsiniz yani. Başka bir olasılık görmüyorum. Oysa kendime güvendiğim kadar ona da güvenirdim. Pazartesi gecesi saat kaçta kapatıldı ofis? Saat beşte, bayım. Kapatan siz miydiniz? Evet, her zaman son çıkan kişi ben olurum. Yanlar nerede duruyordu? Şuradaki kasada. Kendim koydum. Binanın bir bekçisi var mı? Evet ama bekçilik yaptığı başka bölümler de var. Bekçi yaşlı bir asker ve güvenilir biridir. O gece hiçbir şey görmemiş. Tabii çok yoğun bir sis vardı. Diyelim ki Cadogan West, çalışma saatlerinden sonra binaya girmek istedi. Bunun için üç anahtara ihtiyacı olurdu, değil mi? Evet, bu doğru dış kapının anahtarı, ofisin anahtarı ve kasanın anahtarı. Bu anahtarlar sadece sizde ve Bay James Walter'da vardı değil mi? Bende sadece kasanın anahtarı var. Bay James, alışkanlıklarında düzenli biri miydi? Evet, öyle olduğuna inanıyorum. Söz konusu anahtarlara gelince, üçünü de aynı anahtarlıkta taşıdığını biliyorum. Ve o anahtarlıkla birlikte Londra'ya gitti, öyle mi? bize öyle söyledi. Sizin anahtarınızsa hep yanınızdaydı, öyle mi? Kesinlikle. Hep yanımdaydı. O zaman eğer West suçluysa, anahtarların kopyalarını çıkartmış olmalı. Oysa Cadogan West'in üzerinde hiç anahtar bulunmadı. Bir de burada çalışan kitiplerden biri, planları satmayı istese, orijinalleri götürmektense kopyalarını çıkarması daha kolay olmaz mıydı? kopyayı çıkarmak çok fazla teknik bilgi gerektirir. O zaman Bay James, siz ya da West'in bu bilgiye sahip olduğunu varsayabilirim. Elbette ama lütfen beni bu işe karıştırmayın Bay Holmes. Planlar West'in üzerinden çıktı. Kopyaları alabilecekken gerçeklerini almış olması çok garip. Şüphesiz öyle ama olan da bu. Olayla ilgili yaptığım her araştırmada yeni noktalar ortaya çıkıyor. 3 adet kağıt hala kayıp. Bildiğim kadarıyla en önemlileri de üçüymüş, doğru mu? Evet, doğru. Bu 3 adet kağıda sahip olan biri, diğer yedisi olmadan da bir Bruce Partington denizaltısını yapabilir mi? Zor ama bu zorluk aşılamaz değil. Ama kaybolan kağıtlar en önemlileriydi, öyle mi? Kesinlikle öyle. Binada biraz dolaşmak istiyorum. Şimdilik başka sorum yok dedi Holmes. Holmes önce kasanın kilidini, odanın kapısını ve en sonunda da pencerelerin demir kepenklerini inceledi. Binanın bahçesine çıktığımızda heyecanlandık. Çünkü kasanın olduğu odanın penceresinin altındaki çalılık ezilmişti. Holmes büyüteciyle dalları dikkatlice inceledi. Yerde görülen izlere baktı. Son olarak başka tipten demir kepenkleri kapatmasını istedi kepenkler kapatıldı. İkisinin ortasında boşluk olduğunu ve dışarıdaki birinin, içeride olanları rahatlıkla görebileceğini söyledi. İzler, üç gün geçtiği için ipucu çıkarmak zor. İpucu olabilir de olmayabilir de. Watson, burada başka bir şey yok ama çok iyi bilgiler elde ettik. Bakalım Londra'da daha önemli bir bilgi yakalayabilecek miyiz? Oradan ayrılmadan yeni bir şey daha öğrendik. İstasyonda bilet gişesindeki memur, Cadogan Vesti çok iyi tanırmış. Pazartesi gecesi 8.15 Londra Köprüsü'ne giden trene binerken gördüğünü söyledi. Yalnızmış. Memur, çok gergin olduğunu anlamış. Tren kalkış saatleri çizelgesine bakıldığında, nişanlısını saat 7.30'da bırakan Vestin binmiş olduğu tren, ancak 8.15 treniydi. Her şeyi tekrar edelim, Watson, dedi Holmes, yarım saat kadar sessizce oturduktan sonra. Bu olay şimdiye kadar baktığımız olayların en karmaşık olanı bence. Çünkü her adımda başka tuhaflıklar karşımıza çıkıyor. Pencerenin altındaki izlere kadar bütün bilgiler West'in suçlu olduğunu gösteriyordu. Ancak durum tersine döndü gibi. Diyelim ki yabancı bir casus onunla konuştu adama kimseye bahsetmemesine dair yeminler ettirmiştir. Bu da neden kimseye anlatmadığını açıklar ve nişanlısına söylediği şeyleri de açıklar. Sonra diyelim ki tiyatro akşamı, sisin içinde yine bu casusu gördü, hem de ofise doğru giderken. Hızlı bir karar verdi ve görevini düşünerek adamı takip etti. Belgelerin çalındığını gördü ve peşine düştü. Dışarıdan gelen bu adam, kağıtların kopyalarını değil, gerçeklerini almak zorundaydı. Buraya kadar çok akıllıca. Sonraki adım ne, Holmes? Burası işin zor kısmı zaten. Cadogan West'in böyle bir durumda öncelikle hırsızı yakalayıp herkesi uyarmasını düşünmek istiyorum. Neden yapmadı? Kağıtları çalan kişi önemli memurlardan biri mi yoksa? Bu West'in hareketlerini açıklardı. Yoksa şef sisin içinde West'ten kaçmayı başardı diyelim ama o da ancak Nerede yaşadığını bildiğini düşünürsek mümkün olabilir. Adam Londra'ya varmadan evine varmak için mi gitti? Gördüğü şey çok önemli bir şey olmalı ki yoksa hiçbir şey söylemeden nişanlısını orada öylece bırakmazdı. Evet, buradan itibaren izler kayboluyor. Her iki düşüncede de Vestin, cebinde yedi kağıtla bir şehir içi treninin çatısında kendini bulması arasında bilinmezlik var. İçimden bir ses, diğer uçtan işe koyulmamız gerektiğini söylüyor. Mycroft, istediğim adres listesini bize yollamışsa listeye göre bir takibe başlayalım. Baker sokağındaki ofimize geldiğimizde bizi bir not bekliyordu. Devletin habercilerinden biri onu getirmişti. Holmes, nota bir göz attı. Notta şunlar yazılıydı. Sorduğun türde insan çok var ancak, sadece birkaçı bu kadar büyük bir işi üstlenir. Üzerlerinde durulmaya değen adamlar, Great George Soka 13 numarada oturan Adolf Meyer, Notting Hill, Kampten konağında kalan Louis de Rotiere ve Kensington, Kalfeld Gardens'tan Hugo Oberstein'dir. Bu sonuncusu, pazartesi günü şehirdeymiş, şimdi ayrılmış olduğu raporlandı. Bir ışık görmüş olduğuna sevindim. Kabine, büyük merakla raporunu bekliyor. Bütün şehirdeki devlet hizmetleri, ihtiyacın olursa emrinde olacaklar. Mycroft. Korkarım ki dedi Holmes, gülümseyerek, kraliçenin bütün atları ve adamları bile bu meselede yardımcı olamaz. Londra'yı gösteren büyük bir harita açtı. Şimdi, dedi, sesindeki memnuniyetle, sonunda bir şeyler bizim yolumuzda gidiyor. Sanırım, Watson, bu olayı çözeceğiz. Leşelenerek eliyle omzuma vurdu. İki saat kadar dışarıda olacağım, bensiz bir iş yapma sen burada kal, merak etme, sensiz bir şey yapmam ben de, diyerek çıktı. Onun bu neşesinin çok iyi bir sebebi vardı. Dönüşünü heyecanla bekledim. Ama onun yerine saat 9'dan hemen sonra bir mesaj geldi. Mesaj şöyleydi. Kensington Gloucester Caddesi'ndeki Goldini Restoranı'nda akşam yemeği yiyorum. Lütfen hemen gelip bana katıl. Yanında bir levye, bir gaz lambası, bir keski ve tabancanı da getir. S.H. İstediklerini paltomun içine gizlemeye çalışarak, verilen adrese doğru aceleyle yol aldım. Dostum, gösterişli İtalyan restoranında küçük bir masada oturuyordu. Bir şey yedin mi? Kahve de içelim. Senden istediğim şeyleri getirdin mi? diye art arda soru sordu. Paltomun içindeler. Harika. Şimdi beni dinle. Senin de bildiğin gibi, genç adamın cesedi vagonun üzerine yerleştirilmişti. Köprüden düşmüş olamaz mı? Bu imkansız. Trenlerin çatılarını düşün, hafiften yuvarlatılmışlardır ve üstlerinde tutunacak hiçbir yer yoktur. Cadogan West'in oraya bilerek yerleştirdiğini söyleyebiliriz. Nasıl oraya yerleştirilmiş olabilir ki? Bunu cevaplayacağız zaten. Tek bir yolu var. Metro West End civarında tünellerden çıkıyor. Oradan geçtiğimde hemen üstte pencereler gördüm. Trenin o pencerelerden birinin altında durakladığını düşün, çatısına bir ceset koymak zor olur muydu? Mümkün değil bence. Böyle düşünme. Bütün işler düşündüğümüzün tersine çıkıyor. Bu da olabilir. Bu davada da diğer bütün olasılıklar imkansız çıktı. Kısa süre önce Londra'dan ayrılmış olan uluslararası casusun, metroya bakan evlerden birinde yaşadığını öğrendiğimde çok sevindim. Nedeni bu muydu? Evet, buydu, Kafilfield Gardens binasının 13 numaralı dairesinde oturan Bay Hugo Oberstein, o an hedefim oldu. Gloucester Road istasyonundan başladım. Bir memur, benle birlikte hat boyunca gelip bu binanın arka pencerelerinin raylara baktığını söyledi. Daha da önemlisi, metronun tren yoluyla kesişmesi sonucu tam da o noktada bazen dakikalar boyunca beklemek zorunda olduğunu da ekledi. Bu inanılmaz, Holmes. Cevabını buldun. Buraya kadar evet, Watson, ilerledik ama hedefimiz hala uzak. Binanın arka tarafını gördükten sonra ön tarafına da uğrayıp casusun gitmiş olduğunu gördüm. Adamın kaldığı yer, binanın üst katlarında bulunan büyük bir daireydi. Unutmamamız gereken şey, Oberstein'in çaldığı kağıtları satmak için kendi ülkesine gitmiş olduğudur. Tutuklanacağını düşünmüyordur. Evinin aranabileceği aklının ucundan bile geçmemiş. Ama bunu yapmak zorundayız. Gerçekten bir arama emri çıkartıp yasallaştırabilir miyiz? Elimizdeki kanıtlarla olmaz. Orada ne bulmayı umut ediyorsun? Gitmeden bilemeyiz. Bu iş hoşuma gitmiyor Holmes. Sevgili dostum, sen sokakta nöbet tutabilirsin. Yasa dışı kısmını ben hallederim. Boşa harcayacak zamanımız yok. Microsoft'un notunu düşün, haber bekleyen üst seviye yetkilileri, donanmayı, kabineyi düşün. Gitmek zorundayız, başka çaremiz yok. Cevabım masadan kalkmak oldu. Sonra, haklısın Holmes, gitmek zorundayız dedim. Ayağı fırlayıp elimi sıktı. Son anda korkup kaçmayacağını biliyordum, dedi. Neredeyse bir kilometrelik yol ama acelemiz yok, yürüyelim, dedi, yanındaki eşyaları düşürme lütfen. Bu büyük bir şanssızlık olur. Hafifield Gardens, Londra'nın batısında her yerde olan düz sütunlu binalardan biriydi. Yandaki evde çocuk partisi olmalıydı, çünkü çocuk sesleri ve piyano sesi yankılanıyordu gecenin içinden sis vardı ve bir dost gibi bizi saklıyordu. Holmes, lambasını yakmış, kocaman kapıya bakıyordu. Bu, önemli bir engel, dedi, kilitli olduğu gibi sürgülü olduğundan da eminim. Sanırım bodrumdan girmeye çalışsak daha iyi olacak. Böylece, meraklı bir polis memuru gelecek olursa bizi rahatsız etmez. Şuradan aşağı inelim. Bir dakika kadar sonra ikimiz de binanın bodrumundaydık. Karanlık gölge bizi daha yeni yutmuştuk ki sesin içinde bir polisin hızlı adımlarını duyduk. Sesler uzaklaşınca Holmes, alt kapının üzerinde çalışmaya başladı. Kilide eğildi ve çok geçmeden de yüksek bir çatırtı eşliğinde ardına kadar açıldı kapı. Kapıyı arkamızdan kapayarak karanlık bir koridora girdik. Holmes e önde ben arkada, kıvrımlı, halısız bir merdivenden yukarı çıktık. Gaz lambasının sarı küçük ışığı alçak bir pencereyi aydınlattı. İşte geldik Watson, burası olmalı. Pencereyi sonuna kadar açtı ve birden kısık bir ses geldi. Giderek yükseldi ve sonunda tren altımızdaki karanlıkta büyük bir hızla geçti. Holmes ışığını pencereden aşağı sarkıttı. Eşik geçen trenlerin çıkardığı isten simsiyah olmuştu ama bazı yerlerde bu siyahlık dağılmış, silinmişti cesedi nerede beklettiklerini rahatlıkla görebiliyorsun. Ah, Watson, bu da ne? Bir kan izi olduğundan hiç şüphe yok. Pencerenin çerçevesinde görülen silik bir lekeyi gösteriyordu. Merdivenin üzerinde de bir damla var. Kanıtlarımız tamam. Bir tren durana kadar bekleyelim. Bekleyişimiz uzun sürmedi gelen tren tıpkı bir önceki gibi tünelden fırladı ama sonra yavaşladı ve inleyen frenlerle hemen altımızda durdu. Vagonların çatısıyla pencerenin arasında bir metre bile yoktu. Holmes yavaşça pencereyi kapattı. Buraya kadar her şey oturdu, dedi. Ne düşünüyorsun Watson? Bir şaheser. Hiç bu kadar büyük bir olayı çözmemiştin. Bu konuda sana katılmıyorum. Cesedin vagonun çatısında olduğunu anladığım anda gerisi zaten çorap söküğü gibi geldi. Ciddi sonuçları olan bir olay olmasa bu noktaya kadar yaptıklarımız önemsiz bile olurdu. En zor aşamaları henüz bitirmedik. Ama belki de burada bize yardımcı olacak bir şeyler bulabiliriz. İlk kattaki odaları dolaştık. Bunlardan biri bir yemek odasıydı ve içinde kayda değer bir şey yoktu. İkinci oda bir yatak odasıydı ve oda boş çıktı. Son odada bir şey buluruz diye düşündük. Dostum, ayrıntılı bir şekilde araştırmaya başladı. Besbelli ki çalışma odası olarak kullanılan mekan, kitaplar ve gazetelerle doluydu. Holmes, hızlı bir şekilde bütün çekmeceleri, dolapları teker teker boşalttıysa da bir saatlik uğraşın sonunda bir şey bulamamıştık. Arkasında hiçbir kanıt bırakmamış, dedi Holmes onu suçlamaya yarayacak hiçbir şey bırakmamış. Tehlikeli mektuplarının tümü ya yok edilmiş ya da götürülmüş. Elimizdeki son şans bu. Yazı masasının üzerinde duran küçük bir metal kutuydu bu. Onu keskiyle açtı. İçinde üstleri rakam ve hesaplarla dolu rulo halinde birkaç kağıt vardı. Ancak sayıların ne ile ilgili olduğu belli değildi. Holmes hepsini yana attı. Kutuda içi gazete kupürleriyle dolu bir zarf kalmıştı sadece. Onları masanın üzerine boşaltır boşaltmaz, yüzünde bir umut ışığı bilirdi. Bu nedir Watson? Nedir? Gazetelerden birinin ilan sayfasında çıkmış bir dizi mesaj. Harflere ve kullanılan kağıda bakılırsa Daily Telegraph'ın güzel haberler köşesi. Tarih yok ama okumamız gereken sıradalar zaten. İlki şu mesaj olmalı. Senden daha önce duymayı bekledim. Koşullar kabul edildi. Parkta verilen adrese yaz. Yerot. Sonraki mesaj. Açıklanamayacak kadar karmaşık. Tam rapor almam lazım. Mallar gelince seni bekleyen bir şeyler var. Yerot. Sonra da. Zaman daralıyor. Sözleşmenin şartları tamamlanmaz ise teklifi geri çekeceğim. Mektupla randevu ALR ilanla doğrulayacağım. ot. Ve sonuncusu. Pazartesi 9'dan sonra. Kapıyı iki defa çal. Sadece sen ve ben. Şüpheci olma. Mallar teslim edilince ödemen nakit olacak. ot. Bütün bu mesajlar, olanlara dair gayet iyi bir kanıt vatsın. Diğer taraftaki kişiyi bir bulsak bir süre düşüncelere daldı. Oturdu. Parmaklarını masanın üzerinde tıkırdattı. Sonunda ayağa fırladı. Belki zor olmayacak. Burada yapılacak bir şey kalmadı Watson. Şimdi Daily telegrafa uğrayıp güzel bir iş gününü noktalayalım, dedi. Ertesi gün, Mycroft Holmes ve Lestrade, davetimiz üzerine kahvaltıya geldiler ve Holmes, bir gün önce yaptıklarımızı onlara anlattı. Resmi müfettiş bu yaptıklarımızın bir çeşit hırsızlık olduğunu ima ederek kafasını salladı. Biz polis gücü olarak böyle şeyler yapamıyoruz Bay Holmes, dedi. Bizi aşan sonuçlar elde etmenize hiç şaşmamak gerek. Ama bir gün sen de dostun da başınızı büyük bir belada bulacaksınız. Her şey evimiz olan güzel İngiltere için. Değil mi Watson? Ülkemiz için ölürüz. Microsoft yaptıklarımızla ilgili sen ne düşünüyorsun? Harika Sherlock. Hayranlık uyandırıcı. Ama bundan ne elde edeceksin? Holmes, masanın üzerinde duran Daily Telegraph gazetesini eline aldı. Pierrot'un bugünkü yazısını gördün mü? Ne? Yeni bir tane mi? Evet, işte burada, dedi ve Pierrot adına, kendi yayınlattığı mesajı okudu. Bu gece... Aynı saatte. Aynı yerde. Kapıya iki kez vur. Çok önemli. Hayatın buna bağlı. Pierrot. İnanılmaz, dedi Lestrade. Cevap verirse, onu yakaladık demektir. İlanı verirken ben de bunu umuyordum zaten. İkiniz de saat sekiz civarında bizle birlikte Kafilfield Gardens'a gelirseniz iyi olur, belki çözüme biraz daha yaklaşırız. Gün sanki geçmek bilmiyordu. Olayın ulusal önemi, hükümette yaşanan gerilim dolu bekleyiş ve deneyimiz, bütün bunlar beni germişti. Nihayet, hafif bir akşam yemeğinden sonra yola koyulunca üstümden büyük bir yük kalkmıştı. Lestrade ve Mycroft, Gloucester Road istasyonunda, planladığımız gibi buluştu bizle. Bir gece önce buraya geldiğimizde Oberstein'in Bodrum kapısını açık bırakmıştık ama Mycroft Holmes, kesin bir şekilde trabzanı tırmanmayı reddettiği için, içeri girip ön kapıyı açmak bana kalmıştı. Saat 9 olunca hepimiz çalışma odasında oturup, adamımızı beklemeye başladık. Bir saat geçti, sonra bir saat daha. 11'de çalmaya başlayan kilise çanının sesiyle umutlarımız tükenmeye başladı. Lestrade ve Mycroft yerlerinde kıvranıyor, dakikada iki kez saatlerine bakıyorlardı. Holmes, gözleri yarı yarıya kapalı, sessiz sakin oturuyordu ansızın kafasını kaldırıp, geliyor, dedi. Sessizce yürüyen biri geçmişti kapının önünden. Şimdi ise geri geliyordu. Kapının önünde durduğunu, ardından da kapıya iki kez vurduğunu duyduk. Holmes, olduğumuz yerde kalmamızı işaret ederek kalktı ve kapıya gitti. Koridordaki ışık, sadece kendisini aydınlatacak kadardı. Kapıyı açtı, bir gölge yanından geçip eve girince de arkasından kapayıp sürgüledi bu taraftan, dediğini duyduk ve bir saniye kadar sonra adam önümüzdeydi. Holmes hemen arkasındaydı. Adam şaşkınlıkla bağırıp arkasına döndüğünde onu yakasından tuttuğu gibi tekrar odanın içine itti. Mahkumumuz dengesini toparlayamadan Holmes, kapıyı kapatıp önünde durmuştu. Adam yere düştü. Yüzünü örten atkı boynuna indi, işte orada, karşımızda, hafif sakalları, yakışıklı yüzüyle Albay Valentine Walter yatıyordu. Holmes şaşkınlıkla ıslık çaldı. Bu sefer tam anlamıyla yanıldığımı yazabilirsin Watson, dedi. Beklediğim casus bu değildi. Kim bu, diye sordu Mycroft, heyecanla. Geçen hafta ölen, denizaltı departmanının eski başkanı Bay James Walter'ın kardeşi. Evet, eksik parçaların yerlerine oturduğunu görebiliyorum. Kendine geliyor. Sorgulamasını bana bıraksanız iyi olacak adamı koltuğa taşıdık. Korkuyla etrafına bakındı ve sanki gördüklerine inanamıyormuş gibi ellerini alnına götürdü. Bu da ne böyle, diye sordu. Ben Bay Oberstein'i görmeye geldim. Her şeyi biliyoruz, Albay Walter, dedi Holmes. Oberstein'le mesajlaşmanızı biliyoruz, Cadogan West'in ölümünün arkasında yatanları da. Size tavsiyem, pişmanlıkla olanları bize anlatın. Adam, yüzünü ellerine gömdü. Bir süre bekledik ama sessizliğini bozmadı. Önemli olan her şeyi zaten biliyoruz. Paraya ihtiyacınızın olduğunu, ağabeyinizin taşıdığı anahtarların birer kopyasını çıkardığınızı, o bersteinle mesajlaşmaya başladığınızı biliyoruz. Pazartesi gecesi sizin içinde ofise gittiğinizi ve sizden şüphelenmek için büyük bir ihtimalle önceden de bir sebebi olan Cadogan West'in sizi görüp takip ettiğini de biliyoruz. O hırsızlığı gördü ama kağıtları Londra'daki abinize götürüyor olabileceğiniz için kimseye bir şey söylemedi. İyi bir vatandaş olarak bütün özel işlerini arkada bırakıp sesin içinde sizi takip etmeye başladı ve bu eve ulaşana kadar da peşinizi bırakmadı. Ancak eve geldiğinizde araya girmeye karar verdi. Ve işte o zaman, Albay Walter, o zaman, vatana ihanet suçuna, çok daha korkunç bir suç olan cinayeti de eklediniz yapmadım, yapmadım, Tanrı şahidim ki yapmadım, dedi acınacak haldeki mahkumumuz. Söyleyin bize o zaman. West, tren vagonunun üstüne konmadan önce nasıl öldürüldü? Anlatacağım. Söylediğiniz diğer her şeyi yaptım. İtiraf ediyorum. Tıpkı anlattığınız gibiydi. Ödenmesi gereken bir borsa senedi borcum vardı. Paraya ihtiyacım vardı. Oberstein bana 5000 sterlin teklif etti. Kendimi mahvolmaktan kurtarmak için yaptım. Ama cinayet konusunda en az sizin kadar masumum. Ne oldu o zaman? Daha önce de benden şüphelenmişti ve demin söylediğiniz gibi beni takip etti. Kapıya geldiğimiz ana kadar fark etmedim. Siz çok yoğundu, 3 metre ötesini bile göremiyordun. Kapıya iki kez vurmuştum, o de kapıya gelmişti. Genç adam birdenbire sisin içinden fırlayıp, kağıtlarla ne yapacağımızı öğrenmek istedi. O Berstein'in topuzlu kısa bir copu vardır, hep yanında taşırdı. West, arkamızdan eve zorla girince o Berstein, copu kafasına indirdi. Ölümcül bir darbeydi. Genç adam birkaç dakika içinde hayatını kaybetmişti. Orada holin ortasında yatıyordu ve biz de ne yapacağımızı düşünürken az kalsın aklımızı kaybedecektik. Oberstein'in aklına penceresinin altında duraklayan trenler geldi. Ama önce benim getirmiş olduğum kağıtları incelemek istedi. Üçünün çok önemli olduğunu, onları alacağını söyledi. Onları alamazsın diye atıldım. Geri götürmezsem Bulikte korkunç olaylar patlak verir, dedim. Onları almam gerekiyor. Tamamen teknik belgeler olduklarından asla zamanında kopyalayamayız," dedi Oberstein. Yine de bu gece hepsi geri dönmüş olmak zorunda," diye cevap verdim. Bir süre düşündü, sonra da buldum dedi. Üçünü ben alacağım, diğerlerini de bu genç adamın cebine koyacağız. Onu bulduklarında suç onun üzerine atılacak," dedi. Başka bir çıkış yolu göremediğimden söylediği gibi yaptık bir tren durana kadar pencerede yarım saat bekledik. Sisin sayesinde görünmez sayılırdık ve Vestin bedenini trenin üzerine bırakmakta hiç zorluk çekmedik. Evet, benim bildiklerim bu kadar. Peki, ya ağabeyiniz? Hiçbir şey söylemedi ama bir keresinde beni anahtarlarıyla görmüştü ve sanırım şüphelenmişti. Gözlerinden okudum şüphesini. Bildiğiniz gibi, sonradan bir daha başı dik dolaşamadı. Odayı bir sessizlik kapladı ve sessizliği bozan Mycroft Holmes oldu. Olayları düzeltemez misiniz? Bu hem vicdanınızı hem de cezanızı hafifletirdi. Ne yapabilirim ki? Oberstein ve kağıtlar nerede? Bilmiyorum. Size bir adres vermedi mi? Paris'teki Hotel du Louvre'a gönderilen mektupların öyle ya da böyle eline geçeceğini söylemişti. O halde bu olayı düzeltmek hala elinizde, dedi Sherlock Holmes. Elimden ne geliyorsa yaparım. O adama karşı hiçbir iyilik borcum yok. Benim hayatımı mahvetti. Kağıt ve kalemi alın, masaya oturun ve söylediklerimi yazın. Zarfın üzerine vereceğim adresi ekleyin. İşte böyle. Şimdi de mektuba başlayalım. Saygıdeğer beyefendi. Yaptığımız alışverişte son derece önemli bir ayrıntı eksiktir. Planı tamamlayacak son kopya elimde. Ne var ki bunu çıkarmak için kendimi büyük bir riske attım ve 500 sterlin daha istemek zorundayım. Planı postaya veremem ve karşılığında nakit paradan başka bir şey de kabul etmem. Yurt dışında seni görmeye gelebilirdim. Ama şimdi ülkeyi terk edersem şüpheleri üzerime çekerim. Cumartesi öğlen Charing Cross Oteli'nin kahve içilen bölümünde seni bekliyor olacağım. Çok iyi oldu. Adamımızı bu yolla yakalayamazsak çok şaşırırım. Aynen dediği gibi oldu da. Tarihi bir olaydır. Hatta hayatının darbesini tamamlama isteğiyle Oberstein buna inandı ve yakalandı. Bir İngiliz hapishanesinde 15 yıl geçirdi. Çok değerli Bruce Partington planları, Oberstein'in sandığında bulundu. Onları Avrupa'nın tüm büyük kentlerinde açık artırmaya vermişti. Birkaç hafta sonra tesadüfen dostumun bir gününü Windsor'da geçirdiğini öğrendim. Döndüğünde boynunda Harikulade güzellikte zümrüt bir kravat iğnesi vardı. Onu satın alıp almadığını sorduğumda bana gülümsedi. Sonra da bir hanımefendinin küçük bir meselesini hallettiği için kendisine hediye ettiğini söyledi başka bir şey de demedi ama o hanımefendinin kraliçe olduğunu biliyordum. Hastalık oyunu Bölüm 1 Holmes çok hasta. Sherlock Holmes'un ev sahibi bayan Hudson, sürekli kapısına gelen insanlarla uğraşırdı. Çünkü evinde dünyanın en ünlü dedektifi yaşıyordu. Evi çok büyük olduğu için evinin bazı bölümlerini kiraya vermişti. Evinin ikinci katında yaşayan kiracısının garip ve dengesiz huyları, onun sabrını çok kez zorlamıştı. Aşırı dağınıklığı, gecenin geç saatlerinde müzik dinleme huyu, kötü kokulu bilimsel deneyleri onu herhalde Londra'daki en kötü kiracılardan biri yapıyordu. Ancak diğer yandan, ödediği kira Bayan Hudson için çok iyi bir paraydı. Holmes'un işleri ne kadar garip görünürse görünsün asla ona karışmıyordu. Çünkü Holmes kadınlara karşı her zaman nazik davranırdı bu da Bayan Hudson'un ona katlanması için iyi bir sebepti. Holmes, her ne kadar çılgın biri olsa da kendisini insanlara sevdirmesini çok iyi bilirdi. Çünkü insanları gerçekten severdi. Bu yüzden Bayan Hudson da ona iyi bir insan olarak değer verir, saygı gösterir ve içtenlikle severdi. Bu yüzden bir gün Bayan Hudson gelip bana, dostumun acınası durumunu anlattı. Ölüyor, Doktor Watson, dedi son üç gündür daha da kötüye gitti, bugünü atlatacağını sanmıyorum. Onun için bir doktor getirmemi de kabul etmedi. Bugün yüzünü görünce dayanamadım, dedim ki ister kabul et ister etme Bay Holmes, şimdi gidip bir doktor getireceğim. O da dedi ki o zaman bari Watson'ı getir. Sizin yerinizde olsam bir saniye bile harcamaz hemen gelirdim, ne kadar yaşayacağı hiç belli olmaz. Bayan Hudson'un söylediklerine inanamadım. Holmes'un hasta olduğunu ilk defa duyuyordum. Hemen ceketimi ve şapkamı aldım, yola çıktım. Nasıl hastalandığını sordum. Çok anlatabileceğim bir şey yok ki bayım, Rotterhite'de nehre yakın bir sokakta, bir dava üzerinde çalışıyordu ve hasta olarak geri döndü. Geçen çarşamba yatağına bir yattı ve o günden beridir hiç kıpırdamadı. Üç gündür ne yemek ne su geçti boğazından. Olamaz, neden bir doktor çağırmadın? İzin vermedi ki. Bilirsiniz ne kadar emredici olabiliyor. Ona karşı çıkmak istemedim. Ama bugün onu görünce öleceğini sandım. Görünce siz de anlayacaksınız. Gittiğimde gördüm ki gerçekten de acınacak bir haldeydi. Yorganın arasından bana bakan yüzü beni çok üzdü. Kötü görünüyordu. Ateşi yüksekti, yanakları kızarmıştı, dudakları çatlamıştı. Elleri titriyor ve sesi kısık çıkıyordu. Odaya girdiğimde halsiz bir şekilde yatıyordu ancak beni görünce gözleri hareketlendi. "Ah Watson, çok kötü günler yaşıyoruz." dedi titrek sesiyle. "Ah dostum." dedim ve yanına yaklaştım. "Geri dur." dedi ciddi bir ses tonuyla. "Eğer bana yaklaşmaya kalkarsan bir daha buraya girmene izin vermem." "Neden?" "Çünkü ben öyle istiyorum." Evet, Bayan Hudson haklıydı. Hiç olmadığı kadar emrediciydi. Ama onu bu halde görmek de beni çok üzüyordu. Sadece yardım etmek istedim, dedim. Söyleneni yaparak edersin, bunu da bil. Sen ne diyorsan öyle olsun Holmes. Sert duruşunu yumuşattı. Kızdın mı diye sordu, nefes almaya çalışırken. Zavallı adamcağızı o halde görüp de nasıl kızabilirdim ki? Bu senin iyiliğin için Watson, dedi titrek bir sesle. Benim iyiliğim için mi? Hastalığımı biliyorum. Sumatra'dan bir ırgat hastalığı. Hollandalıların bu hastalık hakkında bizden daha çok bilgileri var. Ama yine de hastalığı iyileştirici bir şey bulamadılar. Hastalık son derece ölümcül ve bulaşıcı. Titreyen elleriyle bana uzak durmamı işaret ediyordu. Sadece dokunmayla bulaşıyor Watson. Uzak durduğun sürece bir sorun yok. Holmes, şu an sence kendimi mi düşünüyorum? Bir yabancı olsan bile düşünmezdim ki. Bu hastalık arkadaşıma yardımcı olmama engel olamaz. Tekrar ona doğru ilerledim. Ancak bana öyle kızgın baktı ki durmak zorunda kaldım. Olduğun yerde durursan konuşacağım. Durmayacaksan eğer odadan çıkmanı istiyorum. Holmes'a duyduğum saygıdan onun isteklerini hep yerine getirmişimdir. Hatta bu isteklerini anlamadığım zamanlarda bile. Ancak bugün durum bambaşkaydı. O yüzden onun dediklerini değil, kendi istediklerimi yapmaya karar verdim. Holmes dedim, hasta bir adam çocuk gibidir, şu an kendinde değilsin, o yüzden sen ne dersen de seni muayene edeceğim. Bu kez daha da sinirli baktı madem bana bir doktor bakacak, bırak da güvendiğim birini çağıralım, dedi. Bana güvenmiyor musun? Arkadaşlığına tabii ki de güveniyorum. Ancak doktorluk mesleğinde sadece dahiliye uzmanısın, onda da çok iyi bir özgeçmişin yok ve deneyimin çok kısıtlı. Bunları söylemek bana da acı veriyor fakat madem bu duruma geldik, bana başka bir seçenek bırakmıyorsun. Mesleğimle ilgili söyledikleri beni çok üzmüştü. Bu sözler sana hiç yakışmıyor Holmes ve açıkça hastalığın seni ne hale getirdiğini gösteriyor. Ancak bana güvenmiyorsan tabii ki de seni zorlayamam. O zaman sana Bay Casper Make ya da Penrose Fisher'ı getirelim. Londra'daki en iyi doktorlar. Ama öyle ya da böyle bir doktor sana bakacak bu son kararım. Burada durup sana yardım etmeyeceğimi zannetme. Niyetin iyi Watson dedi ağlamaklı bir ses tonuyla sana cahilliğini göstereyim mi? Tapanuli ateşi hakkında ne biliyorsun? Ya da kara formosa hastalığı. İkisini de daha önce hiç duymadım. Doğuda bir sürü bilinmeyen hastalık var Watson, hepsinin tedavisi de garip, dedi ve biraz durup nefes alınca yeniden konuştu. Son zamanlarda suçtan kaynaklı hastalıkları araştırırken çok şey öğrendim Watson, bu hastalığı da o zaman kaptım zaten, yapılabilecek hiçbir şey yok. Belki de yoktur. Ama şansımıza, Dr. Einstre, tropikal hastalıkların en tanınmış uzmanı, şu an Londra'da. Onu getireceğim. Kararlı bir şekilde kapıya döndüm ve o da ne? Hayatımda hiç bu kadar şaşırmamıştım. Bu kadar hasta olan bir adam, bir anda önüme geçti ve kapıyı kilitledikten sonra yine hasta bir şekilde yatağına döndü. Anahtarı zorla almayacağını biliyorum Watson ben sana gidebilirsin diyene kadar da burada kalacaksın ama izin ver, seni biraz eğlendireyim. Bunları beni düşünerek yaptığını biliyorum Watson ama izin ver, önce gücümü toparlayayım. Saat daha dört, saat altı gibi gidebilirsin. Bu tam bir delilik Holmes. Nasıl bu kadar saçma davranıyorsun anlayamıyorum. Sadece iki saat Watson, söz veriyorum ki altıda gidebilirsin. Beklemekle ilgili bir sorunun yoktur herhalde. Başka bir seçeneğim mi var? Yok tabii ki Watson. Orada dur ve yaklaşma. Kendime kıyafet seçebilirim. Doktor kabul ediyorum ancak benim seçtiğim doktoru çağıracaksın. Tamam, senin dediğin gibi olsun. Geldiğinden beri söylediğin en mantıklı söz bu oldu Watson. Köşede bazı kitaplar var. Onlara bakabilirsin. Acaba bir pil boş yere enerjisini harcadığında böyle mi hissediyor? Bu konuşmaya saat 6'da devam ederiz. Birkaç saniye yatakta yatan sessiz adama baktım, yorganın altındaydı ve uyuyordu. Sonra kitap okumayı denesem de okuyamadım. Odada bir tura attım. En sonunda şöminenin üst kısmına geldim, üzerinde iğneler, polar ve tütünler vardı. Bunların da ortasında küçük, siyah kapaklı bir kutu vardı. Tam onu incelemek üzere elime uzattığım anda çığlık attı. Geri koy Watson, hemen şimdi. Hadi hemen koy geri onu. Geri koyduğumda tekrar yattı. Biliyorsun ki Watson, eşyalarıma dokunulmasından nefret ederim. Bir de doktor olacaksın, bir rahat otur da dinleneyim artık. Bu olay canımı çok acıttı. Aniden çığlık atması ve söyledikleri akıl dışıydı. Hastalığım, aklıyla ne kadar oynadığının kanıtıydı aklının da gidiyor olması gerçekten acıklıydı. Ben de oturdum, saatin geçmesini bekledim. Saat altıya biraz kala, yeniden konuşmaya başladı. Şimdi Watson, dedi, cebinde hiç bozuk var mı? Evet, var. Gümüş olan var mı? Bir hayli var. Hiç yarım kromun var mı? Beş tane. Çok az, çok az maalesef. Neyse, ne kadar yarım kromun varsa saat cebine koy Watson. Kalanını da sol pantolon cebine koy. Dediklerini yaptım. Teşekkürler, böyle dengen düzelecektir, dedi. Söyledikleri sadece delirmiş birinin konuşmalarıydı. Bir titreme geldi ve öksürdü. Şimdi gaz lambasını yakacaksın Watson ama ne olursa olsun yarı seviyede yanmasını sağla. Dikkatli ol Watson. Bunu da yaptıktan sonra. "Teşekkürler, böyle çok iyi." dedi. O esnada perdeyi kapatıyordum ki. "Yok, perdeyi çekmene gerek yok." dedi. "Şimdi zahmet olmazsa şu yakınındaki masaya birkaç kalem ve kağıt getir lütfen." Getirdim. Yine teşekkür etti. Ardından şöminenin üzerindeki birkaç parça döküntüyü istedi. Onları da getirdikten sonra Mükemmel, Watson. Şimdi oralarda bir maşa olacaktı. O maşayla oradaki kutuyu da al ve buraya getir," dedi. Onları da verince son olarak. "Güzel," deyip, "Şimdi gidip Aşağı Burke Caddesi 13 numaradan Bay Culverton Smith'i getirebilirsin," dedi. "Bu adı daha önce hiç duymadım," dedim. "Duymamışsındır Watson. Belki garip gelecektir ama bu dünyada hastalıklardan en iyi anlayan adam. Bir doktor değil, bir bahçıvan." Bakulverton Smith, Sumatra'da yaşıyordu. Şimdi ise Londra'yı ziyarete gelmiş. Bu hastalık zamanında onun tarlasında da ortaya çıkmış. Yetkililer bir şey yapamayınca hastalığı kendisi incelemiş. Seni altıya kadar beklettim, çünkü onu daha öncesinde çalışma odasında bulamazdın. Onu buraya getirip, bu kadar ilgilendiği hastalığa bir göz atmasına ikna edebilirsin, bize yardım edebilir. Holmes'un yanında olduğum birkaç saat içinde görünüşü daha da kötüye gitmişti. Gözlerindeki parlaklık artmış ve ter içindeydi. Ancak sesindeki emredici tonu kaybetmemişti. Böyle bir anda bile patron olacaktı anlaşılan. "Ona beni şu an nasıl bir halde bıraktığını anlatacaksın," dedi. "Ona düşündüklerimi söyle, ölen bir adam olduğumu, ölen ve delirmiş." Hatta şu an bile neden okyanusun hepsinin midye ile kaplı olmadığını düşünüyorum. Ah ne garip şey, beynin beyni kontrol etmesi. Ha, ne diyordum Watson? Bay Culverton Smith'e diyeceklerimi. Ah, evet, hatırladım. Hayatım buna bağlı Watson, yalvar ona. Beni çok sevmez Watson, yeğeninin bir suça karıştığını fark etmiştim, çocuk acı bir şekilde öldü. Bana karşı bir kini var Watson, o yüzden ne yap et onu buraya getir, beni bir tek o kurtarabilir. Sürüklemen bile gerekse onu taksiye atıp getireceğim. Öyle bir şey yapmayacaksın. Onu gelmeye ikna edeceksin. Sonra da ayrı ayrı buraya geleceksiniz. Bir bahane bul ve ondan önce yola çık. Unutma sakın Watson. Beni şu güne kadar hiç hayal kırıklığına uğratmadın ve şimdi de uğratmayacaksın. Doğada denge sağlansın diye birbirlerine doğuştan düşman olan yaratıklarda olduğu gibi Senle ben de canavarların artmaması için gerekeni yaptık. Şimdi ne olacak? Dünyayı midyeler mi ele geçirecek? Hayır, tabii ki de hayır. Aklından geçenleri söyle ona. Onu bıraktığımda aklımda kalan tek şey bu müthiş zekanın bir çocuk gibi saçmalıyor olmasıydı. Bayan Hudson koridorda ağlayarak bekliyordu. Evden çıktığımda Holson odadan gelen garip sesini duyabiliyordum. Aşağıda taksi beklerken sislerin arasından bir adam çıkıverdi. "Bay Holmes nasıl oldu bayım?" dedi. Eski dostumuz müfettiş Morton'du gelen ancak sivil kıyafetlerini giyinmişti. "Çok hasta," dedim. "Dedikoduları ben de duydum," dedi. Taksi geldi ve onu orada bıraktım. Aşağı Burke Caddesi, Nottingham ve Kensington sokakları arasında kalan güzel evlerden oluşan bir yerdi. Taksicinin beni önünde bıraktığı ev ise, demir kapılarıyla ve parlayan bakır yapısıyla daha bile saygıdeğer görünüyordu. Kapıyı çaldım. Kapıyı açan uşağına, kartımı uzatarak, Bay Culverton Smith'in evde olup olmadığını sordum ve evdeyse onu görmek istediğimi söyledim. Evet, Bay Culverton Smith burada Bay Watson, izin verin, kartınızı ona götüreyim, dedi ve içeri girdi. Yarı açık kapıdan adamın sesini duydum. Kim bu adam? Ne istiyormuş? Demedim mi sana Stepless, çalışma odamdayken rahatsız edilmek istemiyorum, diyordu. Uşak, sakin bir ses tonuyla açıklama yaptı. Görüşmek istemiyorum Stepless. İşimi böyle bölemezsin. Ona, evde olmadığımı söyle, çok istiyorsa yarın sabah gelsin, dedi Kuverton Simit. Uşak tekrar sakin bir ses tonuyla cevap verince, Bay Kuverton Smith de, O zaman öyle söyle. Yarın sabah gelebilir ancak, şu an işimi kimse bölemez, dedi. O anda aklıma Holsun hastalıklı hali geldi. Saygıyla kapıda bekleme zamanı çoktan geçmişti, hayatı, bu adamı getirmeme bağlıydı. Uşağın bana bir şey söylemesine fırsat vermeden çalışma odasına daldım. Öfkeli bir çığlıkla adam, ateşin yanındaki sandalyesinden kalktı. İki öfke dolu gri gözüyle bana baktı. Bu ne demek oluyor şimdi, diye bağırdı. Bu saygısızlığın amacı nedir? Yarın sabah gelebilirsiniz. Üzgünüm, dedim. Ancak, ertelemek gibi bir lüksüm yok. Mesele Bay Sherlock Holmes. Arkadaşımın adını duyması, küçük adamın üzerinde inanılmaz bir etki yarattı. Öfkesi bir anda yok oldu. Tedirgin bir hal aldı. "Onun yanından mı geldiniz?" dedi. "Evet. Ne olmuş Holmes'a? Çok hasta, bu yüzden size geldim." Adam bana oturmamı söyledi. Otururken şöminenin üstündeki aynadan yüz ifadesini yakaladım. Adamın yüzünde kocaman bir gülümseme gördüm. Ama yüz yüze geldiğimizde bakışları gerçekten endişeli gibiydi buna çok üzüldüm, dedi. Bay Holmes'u sadece denk geldiğimiz birkaç iş durumundan bilirim. Ancak kendisine saygım büyüktür. Ben hastalıklara karşı neysem, o da suça karşı öyle. O suçluya karşı, ben hastalığa. Bunlar da hapishanelerim, diye devam etti, masasında duran şişeleri gösterirken. O şişelerin içinde zamanımızın en kötü hastalıkları bulunuyor. Zaten Bay Holmes da sizin özel bilgileriniz için sizi görmekte ısrar etti. Size çok güveniyor ve Londra'da ona yardımcı olabilecek tek kişinin siz olduğunuzu söyledi. Neden Bay Holmes ona yardım edebileceğimi düşünüyor? Doğu hastalıklarında sahip olduğunuz bilgiden dolayı. Yakalandığı hastalığın doğudan olduğunu nereden biliyor? İşi yüzünden Marina'da bazı Çinli işçilerle çalışıyormuş. Bay Culverton gülümsedi. Herhalde durum sizin düşündüğünüz kadar kötü değildir. Kaç gündür hasta? Üç gün oldu. Aklı gelip gidiyor mu? Ara sıra. Anadolu Ajansı, durum ciddiye benziyor, çağrısına cevap vermemek insanlık dışı olur. İşimin bölünmesini hiç sevmem Doktor Watson ancak, bu ilginç durum için bir farklılık yapabilirim. Sizle hemen geleceğim. Holmes'un isteği aklıma geldi. Benim bir işim var dedim. Tamam, o zaman kendim giderim. Bay Holmes'un adresi bende var. Yarım saate orada olurum diye karşılık verdi. Bölüm 2. Suçun itirafı. Büyük bir korkuyla Holmes'un yanına girdim. Ne de olsa ben yokken her şey olmuş olabilirdi. Ama girdiğimde gördüm ki ben gittiğimden bu yana bayağı kendine gelmişti görüntüsü yine hastalıklıydı ancak aklı başında duruyordu ve kısık bir sesle konuşuyordu. Onu gördün mü Watson? Evet, geliyor. Bu harika bir haber Watson. Sen çok iyisin. Benle gelmek istedi. Öyle olmazdı Watson. Hastalığım hakkında soru sordu mu? Doğuya ait bir hastalık olduğunu ve Çinlilerden bulaştığını söyledim. Aynen. Tamam Watson, iyi bir arkadaşın yapması gereken her şeyi yapmışsın. Şimdi çekilebilirsin. Bekleyip onun da düşüncesini duymam lazım Holmes. Tabii isteyebilirsin. Ama yalnız olduğumuzu düşünürse fikri çok daha değerli ve gerçekçi olacaktır. Yatağımın arkasında saklanacak yer var Watson. Ne diyorsun sen Holmes? Başka bir seçeneğimiz yok Watson. Odada saklanacak bir alan yok maalesef. Ama tam yatağın arkasına geçersen Watson, bence saklanabilirsin. Bir anda ciddi bir ifadeyle yatağa oturdu. Arabasının tekerlek sesini duyabiliyorum Watson. Hadi, beni biraz seviyorsan saklan. Ne olursa olsun sakın kıpırdama, anladın mı beni? Sakın. Kıpırdama ve konuşma ne olursa olsun. Sadece dinle. Bu davranışlarıyla çok hasta olduğunu iyice anladım. Ve dediği gibi saklandım. Saklandığım yerden ayak seslerini duyabiliyordum. Sonra odanın kapısı açılıp kapandı. Arkasından gelen sessizlik beni şaşırttı, sessizliğin içinde sadece holsun inlemeleri duyuluyordu. Eminim ki adam durmuş yatağın başında, hasta adama bakıyordu. Sonunda sessizlik bozuldu. Holmes, dedi. Holmes, beni duyabiliyor musun? Bir kıpırdama sesi geldi, sanki hasta adamı uyandırmak için sarsıyormuş gibi. Siz mi geldiniz Bay Smith, dedi Holmes. Geleceğinizden şüphelerim vardı ama umutluydum. Adam güldü. Ama bakın işte, dedi, geldim ve buradayım. Kömür ateşi Bay Holmes, kömürlerin ateşi. Çok naziksiniz, hem de çok. Bilginize hayranım. Ziyaretçi tekrar güldü. Evet, hayransınız. Londra'da belki de tek hayran olan sizsiniz. Neyiniz var peki? Aynıları. Ah, hastalığın belirtilerini hemen tanıdınız demek ki. Fazlasıyla. Şaşırmadım aynı olduğuna, Bay Holmes. Durumunuz hiç iyi gözükmüyor. Victor dördüncü günde ölmüştü güçlü ve iyi yürekli genç çocuk. Sizin de dediğiniz gibi, Londra'nın orta yerinde, Asya'dan gelen eski bir hastalığa yakalanmış olması çok garipti, benim de zamanında çok ilgilendiğim bir hastalık hem de. Çok ilginç Holmes, senin fark etmiş olman da çok ilginçti. Senin sebep olduğunu biliyordum. Biliyordun öyle mi? Ama kanıtlayamadın. Ne komik, benim hakkımda bu düşünceyi yaymaya çalışıp, Başın belaya girer girmez yardıma beni çağırmış olman. Holmes zor nefes aldı ve su istedi. Son dakikalarını, son sözlerimi duymaya harcayacaksın. Bu yüzden sana suyu veriyorum. Dediklerimi anlayabiliyorsun, değil mi? dedi Culverton Smith. Holmes inledi. Bana yardım et, bırak geçmiş geçmişte kalsın diye fısıldadı. Herkese yanıldığımı söylerim. Yeter ki beni iyileştir ben de her şeyi unutayım. Neyi unutacakmışsın? Victor Savag'ın ölümünü. Az önce yaptığını itiraf ettin, iyileştirirsen beni, unuturum. İster unut ister unutma. Yakın zamanda görgü tanıklığı yapamazsın. Çünkü büyük ihtimalle tabutunda yatıyor olacaksın. Sevgili Holmes, emin ol, yeğenimin nasıl öldüğünü bilmen umurumda değil, ondan bahsetmiyoruz, şimdi mesele sensin. Evet. Yanıma yolladığın adam, adını unuttum şimdi, dedi ki hastalığı Marinadan işçilerden kapmışsın. Başka bir açıklaması yok. Bir de aklınla gurur duyarsın. Kendini akıllı sanıyorsun, değil mi? Ama bu sefer senden de akıllı birine çattın. Şimdi düşün bakalım, bu hastalığı gerçekten başka bir yolla kapmış olma imkanın yok mu? Düşünemiyorum. Aklımı yitirdim. Yardım et. Evet, edeceğim. Ölmeden nerede olduğunu ve buraya nasıl geldiğini anladığından emin olacağım. Arımı dindirecek bir şey ver. Canın acıyor değil mi? Evet. Hulay hastalığı çok ağrı yapar. Evet, kramp giriyor her yerime. Söylediklerimi duyduğun sürece sorun yok. İyi dinle şimdi semptomlarının başladığı dönemlerde başına gelen ilginç bir olay olmadı mı? Hayır, hiçbir şey. Bir daha düşün. Düşünemeyecek kadar hastayım. O zaman yardım edeyim. Eline posta yoluyla bir şey geçti mi? Posta mı? Kutu gibi bir şey. Bayılacağım galiba. Dinle beni gelen seslerden anladım ki ölmek üzere olan Holmes'u sarsıyordu ve o an yerimde çok zordurdum. Beni duyuyor musun? Küçük bir kutuydu, hatırlıyor musun? Evet, açtım, içinde sivri bir iğne vardı, bir şakaydı. Şaka falan değildi. Hastalık o yolla sana bulaştı ve şimdi ölüyorsun. Benim işlerime karışmasaydın sana zarar vermezdim. Hatırladım, dedi Holmes, o iğne elimi kanatmıştı. Kutu, şu an masada. Aynen öyle. Giderken onu da yanıma alacağım, böylece tek kanıt da kaybolmuş olacak. Artık doğruyu biliyorsun ve seni öldürenin ben olduğumu bilerek öleceksin. Victor'un ölümü hakkında çok bilgiye sahiptin, ben de şimdi seni onun yanına gönderiyorum. Ölmene az kalmış olsa gerek, burada oturup bekleyeceğim. Holmes bir şeyler fısıldadı. Ne dedin, dedi Simit. Gaz lambasını mı yükselteyim? Gölgeler üzerine düştü değil mi? Evet, ışık çoğalsın ki seni daha iyi görebileyim, dedi Holmes. O da bir anda aydınlandı. Senin için başka yapabileceğim bir şey var mı dostum? Holmes, kahve ve bir bardak su, derken normal sesiyle konuştuğunu duyunca az kalsın sevinçten çalık atacaktım. Biraz zayıftı belki ama yine de bu benim bildiğim sesti. Bir an sessizlik oldu ve eminim ki Kuverton Smith, şaşkınlıkla dostuma bakıyordu. Ne oluyor, diye sordu Kuverton Smith. Bir rolü iyi oynamak istiyorsan oynama, yaşa. Üç gündür ne yedim ne içtim, bana verdiğin bir bardak su, vücuduma ilk giren sıvıydı. Ama en zorlandığım, kahveyi bırakmaktı, dedikten sonra Holmes, kapıya doğru bakarak, "Ah, bir dost mu geliyor yanımıza," dedi. Merdivenlerde ayak sesleri vardı. Kapı açıldı ve müfettiş Morton içeri girdi. "Her şey yolunda ve bu da aradığınız adam," dedi Holmes, müfettiş Morton'a. Memur adama haklarını okudu. "Victor Savage'ı öldürme suçundan tutuklusunuz," diye bitirdi. "Bay Sherlock Holmes'u da öldürmeye çalıştığını ekleyebilirsin," dedi Holmes, gülerek. Beni beladan kurtararak sinyalimi veren Bay Smith oldu, dedektif. Bu arada suçlunun cebindeki kutuyu alsanız iyi edersiniz. Teşekkürler. Yerinizde olsam dikkatli olurdum. O kutu mahkemede çok önemli bir kanıt olacaktır. Bir anda bir hareketlenme sesi duydum. Sanki adam kaçmaya çalışıyordu. Boşuna yorma kendini, dedi dedektif. Düz dur ve sonra kelepçenin kapanma sesi geldi. Bana tuzak kurdu, dedi adam. Beni buraya hastayım diye çağırdı, ben de acıdığımdan geldim. Bu adam delirmiş, söylemediğim şeyleri söylediğimi iddia edecektir. Ancak bilin ki Bay Holmes, mahkeme karşısında ikimiz de eşitiz. Ah, doğru, dedi Holmes. Ardından, bana seslenerek, çıkmamı istedi. Az kalsın seni unutuyordum sevgili Watson, Senden ne kadar özür dilesem azdır, deyip Kuverton Smith'e dönerek. Herhalde akşam üzeri tanıştığınız için sizi birbirinize tanıştırmama gerek yoktur. Taksi aşağıda mı? Ben de sizle istasyona gelsem iyi olur, değerli birkaç bilgim olabilir, dedi. Nasıl da iyi geldi, dedi Holmes, odasında giyinirken. Su içip ağzına birkaç bisküvi attı. Ama bilirsin, zaten yeme içme alışkanlıklarım düzensiz olduğundan başka birini etkileyebileceği kadar beni etkilemedi. Hasta görünmem çok önemliydi ki bayan Hudson inanıp seni de inandırsın, sen de inanıp simiti inandır. Umarım alınmamışsındır. Senin oyunculuk yeteneğin yok. Bu yüzden bu oyunu oynadım. Watson, gerçeği bilseydin, simiti, beni gelip görmesinin acilliğine asla inandıramazdın adamı tanıdığımdan, gelip işinin sonuçlarını kendi gözleriyle görmek isteyeceğinden emindim. Peki ya o hastalıklı görüntün? Üç gün aralıksız oruç tutmak, insanı biraz yoruyor, kalanı da biraz krem ve göz damlasıyla halledilmeyecek bir şey değildi. Bir banyo yapınca hepsi geçer. Sahte delirme üzerine bir yazı yazabilirim aslında, ne zaman insanlara midye ve yarım kromlardan bahsetmeye başlasan, hemen aklını kaybediyor olduğun hissine kapılıyorlar, Madem hastalık bulaşıcı değildi, neden yanına yaklaştırmadın? Gerçekten soruyor musun Bay Watson? Sence senin mesleğine hiç mi saygım yok? Bana yaklaşsaydın ve ateşim olmadığını fark edip nabzımda da bir artış görmeyince, hasta olmadığımı hemen anlamaz mıydın? Seni sadece uzağımda dururken kandırabilirdim. Kanmasaydın, kim simiti getirecekti? Ancak, beni bilirsin, bana ulaşan paketlere karşı hep dikkatli davranmışımdır. Düşündüm. Hasta taklidi yaparak ondan bir itiraf alabilirim, dedim ve bu planı uyguladım. Neyse, merkezde işimiz bittiğinde sanırım iyi bir yemeği hak ettik.